Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugünkü tefekkürümden size biraz paylaşmak istiyorum. Sonra Enfusi dersimize devam edeceğiz. Şualardan 70. sayfadan. Fakat bugün gönlüme, kalbime düşen manalardan, yani ders çalışırken kendi dersimin dışında imkanla adem çalışıyorum. Gönlüme düşeni kenarda, defterin kenarında aldığım notların bir kısmını size okuyacağım. Belki de abdest almış oluruz. Abdest, kaç çeşit abdest var yapalım. Şimdi bedenle abdest almak, bedenle abdest almak nezafeti anlatıyor. Ferdun, kayyumun, hakemun, addun, kuddus. Bedenin abdesti haram işlememektir ve doğru yerde olmaktır. Bedenin abdesti bu. Aklın abdesti ilim ve tefekkürdür. Kalbin abdesti tövbe ve istiğfardır. Ruhun abdesti acz, fakr, noksan kusurunu derüfte etmektir. Bedenden doğan bedendir, İsa aleyhisselam der. Ruhtan doğan ruhtur. Anadan doğan insan doğmaz, beşer doğar. Beşer insan olur, olursa. Beşer insan olur, beşeriyetten çıkarsa insan olur. İnsan insanlıktan çıkarsa Adem olur. Adem Safiyullah hakikat olur. Esmanın bütünselliği olur. Adem, Ademlikten çıkarsa Adem olur. Yok olur.